Bir şey daha yazmak istiyorum buraya. Çünkü bugün duyulmuyor bu teras. Ve diyeceğim ki daha sonra hocam, bu kadar yetiyor. Onu yok. Onu atıyorsun demektir. Tamam. Yani aslında şu. Bu bak okumuyor musun? Bakıyorum, çok okumuyor. Peki, bu niye doğru? Buradan buraya gidersek bunu gösterdik değil mi? Niye doğru olduğunu? Bu örtense, bu renkten de örtendir. Bu renkten örtense, bu demek ki C bölü H1 kesişim N eksi B izomorftur. Hocam burada istediğimiz bir tane i için yeterli mi yoksa her i için mi? Her i için. Çünkü mesela şu sizin verdiğiniz örnekte oluyor mu hepsi için? Hepsi için oluyor. Tabii yani. H1 kesişim H2'ne 1 değil mi? Evet tabii bu oluyor. Bu G çünkü. Ondan sonra buna H1 ile H3 kesişimi H1 ediyor. H2'nin içinde değil mi? H2 ile çarptırmak... Değil. H1'in içinde değil. Tamam. Ama H1 ile H2 çarptığı zaman H1 ile H2 çarptığı zaman H1 ile H2. Yani H2'lerden bir tanesi G olabilir. O zaman o iyi için doğru. Değil mi? Ama diğerleri için yanlışsa eğer... Ha, olmayacak. Evet. Al H1, H ne al? Hangi ne eten normal grup al? Bir tane daha ekle ona, bir tane de G ekle. Ne yaptın önce olarak da? Bu doğru olacak tabii ki. Ama bu doğru olmaz da değil. Değil mi her için? Demek ki bu doğal bir şey tabii ki değil mi? Her şey doğal. Bu bunayız ama. Demek ki bu doğru olmalı. Ama her iyi için bu doğru olmalı. Buradan buraya bariz. Buradan buraya şimdi. Buradan buraya. Tüm oranını da yapacağım. Hene'yi atayım. Koşul, bir defa koşul, iki için doğru olduğunu biliyoruz yani değil mi? İki için. Evet, H1, H2, G eşit, iki için doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu atayım. Bu koşul doğru mu H'nin eksi 1 için? Yani H1 kesişim, H'nin eksi 2 alayım buradan. Kesişim, H'nin eksi 2. Bunu H'yi, bunu attık. Bunlar H'yi çarptığı zaman G'ye ne diyor muyum? Bu G. Ama bu bundan daha büyük çünkü daha az kesişim var burada. Hocam ne eksi bir olması gerekmiyor mu? İşte iki için de. Bunun için gösterdim hocam. Ne eksi bir olarak? Ne eksi bir? Şimdi burada daha az kesişim var. Dolayısıyla bu daha büyük. Daha küçük için bu doğruysa daha büyük için haydi doğru. Evet. Demek ki tüm ovarımla G ben G bölü H1 çarpı G bölü H'ne eksi 1'e giden bir homomorf var. Bu tabii ki G bölü H1 kesişim H'ne eksi 1'e zor. Şimdi G'den G bölü H1 kesişim hn eksi 1 çarpı g bölü hn'ye gitti. Bu örtem. Buraya örtem biliyorum.
Bu ne ÖTEM diyorum. ÖTEM mi? Ne gerekiyordu ÖTEM olması için? HN ile bunun çarpımının G olması gerekiyordu. O da doğru. Ne zaman heyillerin, şimdi diyelim ki bu kesişim heyin içinde, o zaman heyi G'ye eşit olmak zorunda. O kesişim. Diyelim ki bu kesişim heyinin içinde. Tamam. O da olduğu gibi. Bu heyin içinde ise bu çarpım heyiye eşit. Aynen. G'ye eşit olmak zorunda. Değil mi? Aynen. Demek ki kesişimler bir tanesi çıkar, heyin çıkar, onların kesişimi heyin içinde ise o zaman heyinin G'ye eşit olması lazım. Çok büyük olması lazım. Biz her bir öz attımsa eğer, o zaman bu kesişim H'in içinde olamaz tabii ki, değil mi? Peki. Sonuncusu neydi? EPG. Bu indeksi P olan tüm normal altımızda kesişimi. En az bir tane var, o da G. G değil, pardon. Eğer yoksa tüm normal altımızda eğer boş kümeyse bu, o zaman o kesişimi G alacaksınız. Evrensel kümemiz G çünkü. Normalde boş kümenin kesişimi tanımlanmaz ama evrensel kümen varsa G olarak tanımlayabilirsiniz. Tabii bu normal bir altgrup. Çünkü normal altgrupların kesişimi. Nasıl bir şey bu? Bunlar, bu normal altgrupta bayağı büyük. G bu. Bu heybir. G bölü heybir. Z bölü pz'yi somar. Bir tane de h2 alıyorsun böyle. Hepsini alıyorsun. Hiçbir tanesi böyle olmayacak. Göreceksin yani. Kesimde aldığın kümeler böyle olursa eğer olmaz tabii ki, değil mi? Yani hepsi böyle, şöyle bir şeyler olacak. H3. Ne demek ki? Eğer G bölü heybirin ki G bölü HB, Z bölü PZ izomorfsa ve H2 de HB içindeyse G bölü H2 tabii ki Z bölü PZ izomorf olamaz. Değil mi? H2, HB diyelim ki G'nin içinde indeksi P. H2, HB içindeyse bu indeks de P olamaz tabii. P ise bu indeks, o zaman bunlar eşit olmaz. Dolayısıyla yani kesişimden şöyle bir tane daha aldığın zaman o aldığı şey hiçbirinin içinde olmayacak. Her birini kesecek. Tamam. O da o E alır. EP'de olmayan kesişim olacak. Soru neydi? G bölü E üstü P G'nin elementil haber bulduğum. Elementil haber bulduğum. Haber grubu. P grup. Haber P grubu. Yani Z bölü P Z'lerin Z toplamı. Ve bu grup o özelliği sağlayan en küçük normal alt grup. Tabii yegane. Ve bu özelliği sağlayan yeterli değil. Yeterli değil tabii ki. Yeterli. İndeksi ne olur? Karakteristik hatta. Değil mi? Karakteristik. Evet. Sağlayan en küçük
normal ortalama. Ne yapacağız? 8. Şimdi bu, yani bu koşulu sağlamak oldukça kolay olacak değil mi? Yani burada yeter ki bu bunun içinde olmasın. Ne yapacağız? Bir defa önce bunun bir elementle beraber grup olduğunu kapatalım. G'den. Diyelim ki bunlar burada indeks diyelim. Pi diyelim. I ırdayken sonlu sayıda var tabii ki. G'den G toplam ya da G çarpım fark etmez. G bölü H'yi nereye giden şey yapacağız. Bütün i'ler için. Bu örtenme ne lazım olması için bir tanesini çıkardığın zaman geri kalan kesişimli her şey olacak değil mi? Yani bunlar birden n'ye kadar gitsinler. H1 kesişim hn-1 ile hn'ye bakacağız. Şimdi bunun g olması lazım. Hn zaten bayağı büyük. Maksimal bir altı zaten. İndeksi P zaten. Bunun G olması için de bunun içinde olmaması lazım. Değil mi? Yani aslında burada gördük ki biraz önce yaptığım şeyden gördük ki burada yanlış bu. Bu yanlış. Yani bu tüm H'leri alamayız. Bazı H'leri alacağız. Çünkü burada bak H1 var, H2 var, H3 var. Doğru mu? Ama G bölü H1, G bölü H2, G bölü H3'ün çarpımı izomorf değil. Değil mi? Ne yapacağız burada? Öyle seçeceğiz ki öne H'ler arasında H1 kesişim H2'yi çıkar. H2'yi koy. Bunun H'in içinde olmadığı maksimal bir alt aile seçeceksin. Tüm normal alt grupları. Efendim? Tüm normal alt grupları. Tamam, onları kesiştiriyorum. Yanlış değil. H1, H2, H3'ü kesiştiriyorum. O doğru. Ama bulduğun izomorfi G bölü H1 çarpı G bölü H2 çarpı G bölü H3 değil. Tamam. Onu nasıl seçeceksin yani? Nasıl yapıyorsun bunu? Evet, yani ne yapacaksın? Yani, seçtin, K tane seçtin. Ondan sonra diğerine bakacaksın. Bu özelliği sağlıyor mu diye onu koyduğun zaman. Değil mi? Zaten sonlu bir aile zaten. Maksimali var da mutlaka. Değil mi? Maksimali seçtin. Bu da olacak içinde. Maksimal bir aile seç. Şimdi artık biliyoruz ki bununla H'yi çarptığım zaman her şeyi elde edeceğim. Bu özellikten dolayı G'den bu H'den örten bir homomorfi var. Değil mi? Demek ki gerçekten de bu elementlerle pek yorulmuş. Yani çekirdeği de, çekirdeği de, bunun çekirdeği de bu. Onu göstermek lazım. Hocam. Bu şey EPG'nin bu H'lerin kesimi olarak aldınız değil mi? H'lerin referansiyel kesimler olarak aldınız. Evet. Son bir tane hocam nereden biliyorsun? Son bir tane. Şimdi ne bir tane lazım? Bu kesim, bunun çekirdeği H1 kesim HN. Acaba bu EPG mi? Değil mi? EPG kesişimi daha küçük. Bu varis.
Şimdi bu bariz mi? Yani ne gerek? Bu acaba? Buradan başka bir tane al. Buradan bir tane şey al. H, N artı bir alttan da al. Acaba bu H, N artı içinde mi? Olmasaydı bunu ekleyebilirdim ona. Yalnız dikkatli olun. Yani bu her iyi için yapmak lazım bunu. Diyelim bu bunun içinde değil. O zaman bu H1HN'ye HN artı bir ekliyorum. Acaba hala daha bu özellik geçerli olacak mı? Bakalım. H1 kesişim H2 atıyoruz. Ondan sonra mesela bu HN artı bir'e kadar gidiyor. Acaba bu H'nin içinde olabilir mi? Buraya kadar olan kesişim zaten H'nin içinde değil. Değil mi? Bu H'nin içinde değil. Ama H'nin artı bile kesildiği zaman H'nin içine giriyor. Olmak zorunda değil. Yani bu kesişim böyle bir şey. H'nin artı bir var. Bununla kesildiğiniz zaman burası H'nin içine giriyor. Ne yaptık? Buradan bir tane daha aldım. Bunun içinde olduğunu göstermek istiyorum. Diyelim içinde değil. O zaman H ile de bu H bir H'ye H'ne artı bir eklersem bu özelliği sağlayan bir şey de dedim. Onu katlayacağım. Değil mi? Peki. Şimdi iyi işte ne artı bir şey doğru. Diğerleri için doğru mu? Buradan bir tane H'yi çıkarayım. Bu H'ye kadar gidiyor bu. Ya belki de H'ye çıkmış olabilir. Acaba bu HN artı 1, HN artı 1 ile kesiştiriyor. H'nin içinde olabilir mi? Bu H'nin içinde değil. H'nin artının içinde değil tabii ki. Çünkü bu kesişim H'nin artının içinde değil. Bu daha büyük bir kör bu. Daha uzun. O da H'nin artında değil. H ile geri kalanlar da H'nin artını kesiştiriyorsun. Kendini H'nin içinde buluyorsun. Yani H'yi yerine H'ni çıkarmak yerine HN ile H'yi yazdığı bir fark yok ki. Değil mi? Yani bunun yerine buna buraya kadar bu kesişim HN eksi 1 yazalım. Fark etmez değil mi? Yani H'yi alacağım buna. H ile H'nin yeri değiştirin olacak ki. Bunun için neyse ne bekler? HN bütün G bu elemanlar bu kesişim ve HN artı bir tarafından ötüyor demektir değil mi? G eşittir. H1 kesişim HN kere HN artı bir, doğru mu? Değil mi? Bu şunu yapamadık. Bu şunu da yapacak. Bu koşul bunu yerine şöyle koyacağım. H1, H2 eşittir G. H1 kesişim H2 kere G kere H3 eşittir G. H1 kesişim H2 kesişim H3 kere H4 eşittir G. Bakalım olacak mı? H1 kesişim HN-1 kere HN eşittir G. Önce bunu bir kontrol edelim.
multimodalıma daha çok, daha fazla şey yapıyor, daha fazla imkan sağlıyor. Olacak galiba. Buradan buraya bir defa tüme varım da çünkü yani buraya kadar örten bir fonksiyon, örten bir homomorfi var. Buraya da bir örten homomorfi var. Bu da aynı kanıt. G bölü H1 kesişim HN eksi 1'e eşit var bu. Ve burada da G çarpı HN düşüyor aşağıya. Ne zaman G'den buraya bir örten vardır? Eğer bunun çarpımı G ise ki o da doğru. Buradan buraya gösterdik. Buradan buraya şimdi. Buradan buraya giden bir homomorf var. Demek ki n eksi 1'e kadar koşullar doğru. Değil mi? Aynı şekilde. Aynı. Peki. Şimdi burada maksimal oluyor. Burada arasından hemen arasından H1 kesişim HI kere HI artı 1 eşittir G olacak için de maksimal bir aile seç. Ve buradan buraya giden homomorfiye bak. Bunun çekirdeği tabii ki H1, HN'nin kesişimi. Fi diyelim ona. Tabii ki bu kesişim olduğu için de EPG'nin alt grubu. EPG eşit olduğunu göstereceğim. Bir tane H alalım. Buradan bir tane H alalım. Şu. Buradan bir tane H alalım. Bir H alalım. Acaba bu H'nin içinde mi? Bu H'nin içindeyse eğer, içinde değilse eğer, H maksimum olduğu için H ile bunun çarpımı G olacak. Daha büyük bir altı elde edeceğim. Çelişki. Ha. Peki. Peki, bu doğru mu? G'den Z bölü BZ çarpı Z bölü BZ bunlara giden bir homomorfi alalım. Belli bir sayıda var. Ondan sonra biliyoruz ki buna pi diyelim. Bunun çekirdeği biliyoruz ki çekirdeği anlıyorsunuz. Burayı kısaltığınız zaman o homomorfiye bakıyorsun. Onun emekinize bakıyorsun. Ona H diyelim. H1 kesişim. Kaç tane varsa H, N kaç tane varsa burada. Yani bu koordinatı bir olanlara bakıyoruz. Öyle G'lere bakıyoruz ki Fi G'nin bu birinci koordinatı 1'e eşit. Bu H1 kesişim H'nin olacak. Tabii ki bunlar arasında. Demek ki bu EPG eşit olacak. Demek ki EPG en küçüğüymüş. Dün kesimini aldık çünkü. EPG eşit olacak. Maksimal değilse olmayacak. Maksimal. Ancak bu maksimalse, en büyüğü ise. Yani LPG ne kadar, bu kesişim ne kadar küçükse, bu da o kadar fazla. Yani G bölü H1 kesişim HN, örten bir örten gibi buraya. Bunun eleman sayısı, P üstü bilmem ne, kaç tane varsa. Bunun eleman sayısına eşit. İzomorf çekiyor. Evet. Ben şey anlamadım hocam. Orada değiştirdiğiniz şey bir öncekiydi. Bunlar arasında fark var mı? Daha önce şöyleydi. Daha önce burada daha önce neydi? Daha önce şunu yapmıştım. H1 kesişim. H2'yi at. HN. Bununla H2'nin çarpımı eşittir G demiştim. Şimdi buraya kadar alıyorum. Bunda şunu buraya kadar. Bunda H'nin çarpımı G eşit. Bu kesişimde H'yi artı bir çarpımı G eşit. Çünkü gördüm ki burada yapamıyorum. Yani böyle yapılır mutlaka. Yapamadım. Yani
o bu iki yazlık koşu, tam yazlık koşu tüme varıma şey olmadı, not suitable. Uygun olmadı. Tüme varıma yapamadım. Ama doğru olması lazım tabii.